Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şu Tall Tale nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu batık inci görevi veya da The Shunken Peril İngilizce haliyle. Videoya geçmeden önce videoya abone olmayı unutmayın. Ay. Şu kız konuştu, Larina konuştu arkadaşlar, o yüzden konuşamadım anlık. Neyse şey diyordum arkadaşlar, işte o Tall Tale'ın nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere bugün. Bu arada bunun için yağma mıntıkasında doğmanız gerekli değil ama en hızlı bir şekilde öyle yapabilirsiniz. Şöyle bakın, yağma mıntıkasındayım veya İngilizce oynuyorsanız da Plunder Outpost olacaktır burası arkadaşlar. En iyi sonucu alabilmek için burada olmanız gerekiyor. Hani başka mıntıkalarda da yapabilirsiniz bu görevi ama biraz daha zorlu olacaktır. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen bölümde şuradaki Tall Tale'ın nasıl yapıldığını göstermiştim. Hemen oraya doğru gidelim abi hızlı bir şekilde. Bu arada oyun nedense arada bir kasıyor ama. Neyse o düzelir birazdan. Arkadaşlar bir korsanın yaşamının nasıl yapıldığını göstermiştim. Bu batık inci de onun devamı oluyor arkadaşlar. Sonra buradan işte lanetlerin kaptanıdır, karanlık kardeşlik, deniz lordları diye gidecek. İkinci bölümü olan batık inciye başlayacağız arkadaşlar. Ve hani bunu herhangi bir mıntıkadan başlatabilirsiniz. Dediğim gibi en iyi sonucu burada alıyorsunuz. Sebebini söyleyeceğim. Çünkü burada arkadaşlar lanetler denizde gitmiyoruz. Yani şuradaki portaldan gitmiyoruz. Normal dünyada belirli bir yere gitmemiz gerekiyor. Bu değişmiyor bu arada. Herkes aynı yer. İşte o yüzden o yere de en yakın olan yer burası. Şimdi neresi olduğunu göstereceğim. Hemen burada oy vererek başlayalım. Şu anda başlaması lazım abi. Birazcık geç geliyor. Sesler geliyor ama. Başlama ekranı gelmedi. Herhalde bug'da kaldı. Evet, bug'da kaldı muhtemelen. Again we meet. And now you understand the truth. Böyle kazan size konuşuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bir şeyler falan diyor. Arkadaşlar şimdi şurada bir tane mavi bir tane ışık belirecek. Ona doğru gideceğiz. Nereye gitmemiz gerektiğini de hemen söylüyorum. Bu arada kitaptan da bakabilirsiniz. Deniz kurdu resefinin birazcık daha ilerisi gibi bakın. Şurada bir alana gitmemizi söylüyor. Hemen size o yeri göstereyim arkadaşlar. Şurada deniz kurdu resifi, şurada şuraya bir yere gitmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi birazdan ışık belirecek zaten, oradan size göstereceğim. Şöyle işaretli kalsın bu da haritada. Birazcık beklememiz lazım. Şuradaki kasırga değil bu arada, o World Event. O da Skeleton Fort gibi bir şey, onu da daha sonradan belki videosunu çekerim. Yani onun alakası yok. Siz hatta o olmayabilir, o alakasız, çok alakasız bir şey. Şimdi birazcık beklememiz lazım. Şu konuşuyor çünkü kazazede. Hadi abi, konuşmam bilsin. If David Jones is not stopped, this world will sink into shadow. Jack is the only one who. Bu bir şeyler diyor arkadaşlar burada. Bu arada bu batık inci, hani buradaki görevleri başlatabilmeniz için, aynı şekilde diğer Tall Tale'ları da başlatabilmeniz için, eğer ki 2-3 kişi oynuyorsanız herkesin ona oy vermesi gerekiyor bu arada, haberiniz olsun. Birazcık bekletiyor ama sadece. Bu arada arkadaşlar şeyler yapıyor. We may not be so lost as that. For Jack's destiny is a tangled web, tied with a fate of him one true love. Yeme onu. İğrenç. İyi bir de parmaklarını yaladı. Yine bunun gizli karışımı. İçine tükürdü, şimdi şey yapıyor. Büyü yapıyor. A precious gem sunk to the bottom of the sea. In her, there's hope. Maybe even a way to reach those who are lost. This journey is a treacherous one. Arkadaşlar bu arada eğer ki hikayeyi yani okumak istiyorsanız aşağıdan alt yazılardan, Türkçe alt yazılardan anlayarak yapabilirsiniz. Bakın şu dediğim ışık belirdi arkadaşlar. Şurada mavi tane ışık var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Şu tamamen bir konuşması bitsin. Ondan sonra yola çıkacağım arkadaşlar. Take these papers and study them. Then dive into the deep and find the heart of the sunken pearl before the dark water swallows her forever. Evet, bitti. Arkadaşlar ben şey diyordum, şuradaki ışığın olduğu yere gitmemiz gerekiyor. Hemen yola çıkalım hatta hızlı bir şekilde.
Bu arada şey diyordum ben, o görevi yaparken suyun altına gireceğiz ve hani orada maceralara falan atılacağız ve orada bir tane chest elde edeceğiz. İlk başta onun uyarısını yapayım. O chest arkadaşlar altın stokçularına satabiliyorsunuz. Ve yanlış bilmiyorsam 5000 değildir. Salladım şu an. Ama 5000 falan para veriyor yani. Bayağı veriyor. 5000 değildir. Daha fazladır mı? Daha az değildir herhalde ya. Daha fazladır diye düşünüyorum. O görevi yani o şeyi chest aldığınızda geminize koyacaksınız doğal olarak. Ama dikkat edin. Siz o gemiye koyduğunuz anda yani gemiye koyduğunuz anda o şey sandığı gemiye koyduğunuz anda gemi su almaya başlıyor ve sürekli suyu boşaltmak zorunda kalacaksınız. Aksi takdirde geminiz batar. O yüzden dikkat edin ona. Evet. Şimdi acılım. Şey. Bu aralar hastayım da arkadaşlar sesim falan kötü geliyor olabilir. Yelkenleri açmasa mıydım ya? Yelkenleri kapat abi. Boşuna açtık. Göreceğiz çünkü. Bir de buraya fırtına geliyor galiba. Hızlı olmam lazım bir yandan. Burada fırtına geliyor sanırım. Hızlı olmak lazım. Sağa dönün. Şurada zaten şey var. Tamam. Çapayı kaldıralım. Bu oyun nedense saçma sapan bir şekilde kasıyor ve yani normalde bu kadar kasmaması lazım ya. Oyun bir türlü kendine gelemedi. Arada böyle donmalar olabiliyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Hadi dön. Çarpma sesleri geliyor. Ama su almıyoruzdur o kadar. Az çarpmadan bir şey olmaz herhalde ya. Aynen almıyoruz. Şimdi yelkenleri açabiliriz. Birazcık daha sola çevirsek iyi olabilir. Çarpmayalım çünkü. Ortasından geçeceğim ben bunu. Ve şuradan alanını da ayar, şeyini ayarladık mı? Mis gibi olur. Şimdi birazcık bekletecek sadece. Çünkü uzun yol arkadaşlar. Bu arada biz de bu yolu, yani ben de bu yolu giderken siz de videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ya amacımız o ışığın olduğu yere gitmek arkadaşlar. Ya yani birazcık yol uzun, hatta bayağı uzun gördüğünüz gibi. Şuraya gidiyoruz. Oradaki ışığın olduğu yere gideceksiniz veya da haritadan işte o işaretli yere gidebilirsiniz. Ama ben o ışığın çıktığı yere doğru gideceğim. Hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada bu videoda yine bayağı uzun olacak. Ben bu arada ışıkları falan da kapatayım çünkü çok belli oluyor gemi ışıklardan dolayı. Uzaktaki bir gemi sizi direkt görür. O yüzden ışıkları kapatalım. Çünkü gemi AFK kalacak. Biz aşağıdan şey yapacağız. Gemi yüzeyde bırakacağız dolu olarak. O yüzden birazcık problem yaratabilir bize. Burada buraya doğru dönmüş rüzgar. Döndürelim abi. Ay yol bayağı var ama ya. Yani E19'da falan arkadaşlar koordinat. Ya buralarda bir yerlerde kısacası. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar, video birazcık uzun olur diye şöyle yapacağım. Ben burada videoyu keseceğim. Oraya gidince görüşürüz arkadaşlar. Yani şu mavi ışığın olduğu yere gidince görüşürüz. Eğer ki gemi falan gelirse de kayda girerim zaten. O yüzden yani şimdilik görüşürüz kısacası. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha henüz gelmedim ancak videoyu devam ettirdim. Çünkü birkaç tane şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz kaleleri hani ben size videosunu çekmiştim. Uzaktan top atışı yapıyorlar. O yüzden birazcık onlardan dikkatli geçin. En iyi seviye ve para kasma videomda onlardan bahsetmiştim. Bir de aynı zamanda o kırmızı diyorum, mavi ışığa gittiğinizde sakın ama sakın böyle onu birkaç tane gemi parçası olacak. Oradan dimdik aşağıya dalmayın. Yoksa boğulup ölürsünüz. Orada yapmanız gereken şey birkaç tane böyle parçalar var. Onları takip ede nefes ala ala gideceksiniz. Zaten bayağı da yaklaştık hatta. Harbiden yaklaştık yani. Burası deniz kurdu resifi ve şey abi. Kısacası birazcık yaklaştık. Ben birazcık ya burada bir yerde yani. Birazcık ben yakın işaretlemişim ama. Evet. Ses şey kalenin sesi geliyor. Ben dümeni çevireyim. Ya bunlar isabetli atamıyor falan diyecekken bunlar nereye geliyor? Bize denk gelmedi ya. Denk gelmedi aynen. Şurada arkadaşlar bu arada böyle lootlar oluyor. Lootları çekebilirsiniz. Güzel yiyeceklerdir, hazinelerdir. Oradan arasından çıkabiliyor. Ama ben şu an onları almayacağım. Top atmazlar inşallah. Ya şey asla tutturamıyor ya. Yani.
atsalar da tutturamıyorlar diyecektim ama yani tutturamıyorlar, çok yukarıdan atıyorlar ya. Neyse, az kaldı baya. Bu arada dediğim gibi bu hiç kimse de değişmiyor yani. Herkes de buraya veriyor yani. Deniz resifinin biraz daha ileri yani. Herkes de burada yani. Eğer ki siz bunu başka bir mantıkadan başlatsanız bile o kadar yoldan buraya gelmeniz gerekecek. Ya yani o yüzden ben yağma mantıkasında başlattım. Bu arada bu ses ne? Kraken falan çıkmasın. Geç kraken çıktığında yer siyah oluyor, orası ayrı da. Ses geliyor. Kale sesi de olabilir. Bilmiyorum, emin değilim. Batık İnci'nin kendi Tolkien sesi de olabilir. Bir şey diyeceğim. Hayalet iskelet gibi. Bir dakika, şuradaki iskelet gibi sesi falan olabilir mi? Şurada gemi var çünkü. Ha, orada gemi görevi var galiba. Aa, hayır hayır. Çarpacağız çarpacağız. Şey, orada World Event var galiba ama onunla işimiz yok. Abi lütfen çarpma, yalvarırım, çarpma. Çarpma. Çok güzel abi. Bu arada video kayıt oluyor mu? Alıyor. Bir şey, bir su oluyor mu? Sanki öyle bir ses duydum gibi geldi de. Ha yok, almıyormuşuz. Yani tırstım. Arkadaşlar şuradaki mavi ışığa geleceksiniz işte. Burası Tolkien'i başlattığınızda oluşuyor. Ta şuradaki şeyin sesi geliyor yani nedense. O kadar uzaktan bir ses geliyor. Veya Tolkien'in kendi sesi de olabilir, emin değilim. Müzik geliyor yani ama. Bilmiyorum, emin değilim. Hatırlamıyorum şu an. Şuraya çapa atacağız arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Işığın olduğu yere. Bayağı da yaklaştım. Benim tahmin ettiğim yer değil de şurası falan yani. Ben çapa atınca hatta orayı siz için haritadan işaretlerim. Hatta koordinatını falan da söylerim size. Siz artık gidip halledersiniz onu. Burası bu arada Ancient Isis'ta yani. Bu arada biz yaklaşıyoruz. Bu da aynen yaklaşıyoruz. Aa, müzik bitti. O World Event'in sesiydi. Event mi? Event mi? Neyse işte onun şey sesi. Burada dikkatli bir şekilde çapa atmamız lazım. Evet. Şurada birkaç tane eşya var. Çapa atalım abi. Onları çarpmazsak güzel olabilir. Tamam, bıraktım. Abi çarpmayalım. Gerçekten çarparsak da kırılmaz herhalde ya. Bir zahmet. Arkadaşlar sizin için hemen koordinatını söylüyorum. Tam olarak C19 arkadaşlar. C19 bu yerin koordinatı. Buraya gelip buradan gitmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle eşyalar falan var. Sakın ha şuradan dümdük gitmeyin arkadaşlar. Şurada birkaç tane parça olacak. Oradan gidin. Bakın. Burada tahta parçaları var. Bunları takip edeceksiniz. Yoksa dimdik giderseniz çok kötü olur. Gizemli ses. Derinliklerde uyuyor. Çok güzel bu arada ya. Ben bu görevi yaparken ya. Ben bu görevi 2-3 kez de falan yaptım yani. Ömer abimle yaptım. Çoğu ya, yapmaya çalıştım ama tek yapabildim. Ömer abimle hep failladık çünkü. Abim de yaptı ama tek. Yani öyle bir durum var. Biz zaten ikimiz doğru düzgün bir Tolkien yapamıyoruz. Bazı Tolkien'larda şöyle oluyor. İkimiz birlikte yapamıyoruz. Tek yapıyoruz yani. Öyle bir saçmalıklar da oluyor yani. Şu an nefes alalım. Bu arada ekranda şöyle yuvarlak oluştuğu zaman nefes alabiliyorsunuz anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Şu parçaları da şey takip edeceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bence çok güzel yapılmış bu arada. Ya ben bu Tolkien'i yapmaya çalışırken kafayı yesem bile en sevdiğim Tolkien'lerden bir tanesi. Çünkü güzel yapılmış yani. Güzel düşünülmüş. Gayet güzel olmuş. Bu arada bu batıkların içi de böyle. Aa, bu ne ya? Tuhaf bir şey var, neyse. Mercan falandır herhalde ya. Hakikat şimdi açığa çıkıyor. Hadi bakalım. Şimdi buradan aşağı inmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya indikten sonra arkadaşlar, şu büyük yosunun oraya, şuraya doğru ilerleyeceksiniz. Böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar bir süre. Veya da etmeyin.
yanlış yere gelmiş olabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü ben hep burayı karıştırırım. Evet, yanlış yere geldim. Arkadaşlar benim yaptığımı yapmayın. Şuraya gidelim. Ben hep buraya karıştı. Evet, buraya gideceksiniz arkadaşlar. Şuradan şöyle gideceksiniz ve karşınızda batık bir gemi var. Şimdi şuradaki bu arada boru gibi şeyler var ya, yani bu ismini bilmiyorum. Buradan şey oksijen alabiliyorsunuz. Bakın yakınına gittiğinizde şöyle bir şey geliyor. Bu nefes alabiliyorsunuz anlamına geliyor. Buradan nefes aldım mesela. Şimdi artık gazun dayanabileceğim. Gidiyoruz arkadaşlar. Gittikten sonra burası için anahtar gerekiyor. Bu anahtarı aşağıdan bulacağız. Aşağıya iniyoruz. İnemiyoruz. Şaka şaka şuradan ineceğiz. Buradan aşağı indikten sonra eğer ki bu Telltale'ı sizden önce birisi yapmışsa o serverda bunlar hareket etmiş olacak. Ama eğer ki sizden önce bu Telltale'ı o serverda kimse yapmamışsa bunları böyle enkazları taşıyacaksınız ve böyle yolu açacaksınız. Buradan da nefes alabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu enkazları da taşıyacaksınız böyle. Bakın bu böyle gidiyor, sonra açılıyor falan. Güzel yani. Sonra burada bir tane okyanus kabuğu var. Bunun elinden yanma var. Bu anahtarı alıyorsunuz. Böyle beyaz falan oluyor bizde. Ömer abimde de aynı şekilde oluyor. Sizde öyle olacak mı bilmiyorum ama o bug'a giriyor arkadaşlar. Yani bug o. Normalde bunun elinden almanız gerekiyor ama bug'a giriyor animasyon. Birazcık bug'lı bir animasyon. Buradan yukarı çıkamıyoruz. Geri döneceğiz. Şuradan yine nefes alalım. Arkadaşlar bu anahtarla şeyi açacağız. Kaptan köşkünü açacağız. Hemen gidelim. Ya benim yaptığım adımları siz de yapmanız lazım arkadaşlar bu görevi tamamlayabilmek için. İlerliyoruz. İlerledikten sonra buradaki kapıyı açabiliyoruz bu şekilde. Anahtar gerekiyor tabii ki de. Açtıktan sonra buradan Jack Sparrow'un pusulasını almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi elimize geldi. Şimdi bu pusulanın gösterdiği yere gitmemiz lazım. Bakın şuradaki mağaraya götürüyor arkadaşlar. Ve bu arada bu görevlere geliyor, yani bunu envanterinize saklayabiliyorsunuz. Sonra güzel bir ses. Sonra buradan nefes alıyorsunuz. Bu arada bu güzel bir ses aslında Sirenlerin Kraliçesi, oraya da gireceğiz. Bu mağaraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan nefes alabilirsiniz isterseniz. Şöyle gideceğiz. Bu arada siz bunu 2-3 kişi yapın bence. Çünkü daha kolay olur. Burada nefes alabildiğimiz bir nokta var. Burada gemime dön diyor. Arkadaşlar sakın dönmeyin. Yani gerek yok. Tekrar inmeniz gerekecek. Her şeyi tekrar yapmanız lazım. Yani her şey değil de aslında işte. Tekrar yapmanız gereken şeyler oluyor. O yüzden buna dokunmuyoruz. Ellemiyoruz bu heykelleri. Sonra burada böyle bir şey var. Buna vuruyoruz veya ateş etseniz de oluyor. Buradaki yer açılıyor ve buradan gidiyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Arkamızdan da kapanıyor yalnız. Ona dikkat edin bakın. Mesela hala geçilebilir. Size de onu göstermek istiyorum. Bakın hala geçebiliyorum. Birazdan kapanacak. Bakın kapandı. Artık geçemiyoruz. Ve geri de dönemiyoruz. Hadi hayırlı işler. Şimdi buradan ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada öldüğünüz yeri burada spawn oluyorsunuz. Gemide değil yani. Oh. Arkadaşlar şimdi burada bir tane PvP atacağız okyanus kabuklarıyla. Buraya gelse PvP atıyorsunuz ve sonra puzzle çözeceğiz. Oraya da geleceğiz. Bu yolculuğun son adı. Zirveye daha fazla ilerleyemezsin. Aha, ilerleyeceğim ama. Okyanus kabukları seni yutacak. Yo. Bunları öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada PvP atıyorsunuz işte bunlarla. Evet, öldü mesela bu. Uzaktan şey yapıyor bunlar size. 3 tane bunların çeşidi var. Ayrı ayrı yapma yapma ya. Öyle abi. Alay bosandan bunları rahat rahat öldürebilirsiniz yani. Kartal gözü de işe yarıyor da şey, merminiz bittiğinde buradan yenilebilirsiniz cephane sandığını. Bakın şu şeyler basitli şeyler geldi işte, ben de bilmiyorum. Öyle abi.
Bunlar biraz daha zor oluyor galiba. Ha, öldü. Sen de öl. Öldün mü? Ölmemişsin. Hadi öl artık. Canım azaldı ya. Mural lootlanabilir miyim? Yemek memek var. Oo, bayağı yemek koymuşlar. Güzel. Evet arkadaşlar, şu yaratığa çok yaklaşmayın, size tek atar yani. Bayağı kuvvetli. Ama iki tane olay bozanla vurma da gidiyor yani. Ya çok yaklaşmayın dedim ama yaklaşsanıza dikkat edin işte. Pardon, iki tane değil, üç tanelik yazdı ama. Üç taneye gidiyor abi. Buradan tekrardan mermi alalım. Şurada abi o şey, o topu atsın aynen. Şimdi abi neredesin? Gitme gitme. Arkama mı geldin? Ha, buraya gelmiş hemen. Öl abi lütfen öl. Öldü. Hepsi öldü galiba. So you have steel and a little skill. Sonra bunu ya, öldürdükten sonra arkadaşlar yere siren kalbi düşecek. Bu siren kalbini şuradaki bu şeye takmamız lazım diye konuşamadım ama buna takıyorsunuz. Arkadaşlar bunlar mermaid denilen böyle deniz kızı gibi heykeller var. Şimdi burada bir tane puzzle çözüyorsunuz. Onu söylemeden önce ama ilk önce şuradan bir nisan cevizi falan alayım. Hatta ananas alayım ya. Ananas iyi doyuruyor. Neredeydi o ananas? Ananas alalım. Nisan cevizi daha iyi. Daha fazla ananas yok mu? Varmış. Ananasları alacağım abi. Ananas iyi doyuruyor çünkü. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi buradaki şeylere göre yapmanız lazım. Şimdi mesela arkadaşlar size bu puzzle'ın mantığını anlatıyorum ve bu puzzle'ı sizlerle birlikte ben de yapacağım, merak etmeyin. Şimdi burada elinde bu siren kalbi tuttuğu anlamına geliyor, bakın şu. Elinde siren kalbi olan, yani şuradaki oluyor arkadaşlar. O mermaid, şu mermaid demek. Şu elinde siren kalbi tutan. Şuradaki elinde mercan tutan ise şu mermaid anlamına geliyor. Zincirli olan da şuradaki de yani. Şuradaki mermaid oluyor. Neredeydi o abi? Bir tane zincirli vardı burada. Bir de burada arkadaşlar. Bu da zincirli olan. Şimdi bunların kollarını gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyorsunuz böyle. Arkadaşlar burada sırası önemli diyebiliyorum ben. Bakın şu şöyle tutuyorsa eğer ki bu aşağıda anlamına geliyor. Eğer ki şöyle tutuyorsa ortada demek oluyor. Şöyle zincirli tuttuğu demekse yukarı demek oluyor. Ve bu büyük mermaid de var ortada. Buna tıklayarak bunları onaylayabiliyorsunuz. Şimdi ilk öncelikle sırayla başlayalım. Siren kalbi tutan aşağıda. Siren kalbi tutan aşağıdaymış. Ortada oldu, aşağıya yapalım. Tamamdır, bu halde oldu. Bu ortada arkadaşlar. Zaten ortadaydı, ben bozdum, pardon. Tekrar yapalım. Yanlışlıkla bozdum. Ama bu ortada. Bu da en yukarıda zincirli olan. Bu arada bunları ateş ederek de konumlarını değiştirebiliyorsunuz ve en son şu büyük mermaid'i vurmanız gerekiyor veya da silahla ateş de edebilirsiniz. Ben vuracağım. Ve böyle bir şeyler oluyor. Şimdi su yükselecek. Şuradaki kapı açılmıyor bu arada, su yükseliyor. O kapı açılmayacak. Biz yukarıdan devam edeceğiz. Şimdi su geliyor arkadaşlar. Adam, adamın burnunda su geliyor. Neyse, nereden geldiğini sorgulamayacağım. Şimdi yukarı doğru gidiyoruz arkadaşlar böyle su sayesinde. Gördüğünüz gibi en yukarıya çıktık. En yukarı değil aslında. Yukarı çıktık işte. Sonra burada da aynı şekilde bir puzzle var. Ne oluyor ya? Ha, kapandı. Adamın ağzından akıyormuş aslında. Neyse. Hepsi yukarıda abi. Hepsini yukarıda yapacağız. Bu zaten yukarıda. Tamam, hepsini yukarıda yapmamız lazım. Arkadaşlar şimdi tekrardan su yükselecek. Pardon, su yükselmeyecek. Şuradaki şey aktifleşecek. Buradan sizi yukarı doğru zıplatacak. Ve eğer ki siz oradan aşağı düşerseniz tekrardan olaylama mermaid'i de vurmanız gerekiyor ki siz burası tekrar çalışsın. Yani hiçbir şey yerlemeden direkt buna vurmanız gerekiyor. Eğer ki oradan aşağı düşerseniz. Yani problem yok. Bunları da aynı şekilde yukarıda yapıyoruz. Ve en sonuncusu da şu oluyor. Bu arada Tall Tale'ın başındayız. Yani bu video epey bir uzun olacak. Bu da.
Şimdi şuradaki mermaid'i vuruyoruz ve hemen yukarı doğru çıkmamız gerekiyor buradan sonra. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktık. Şimdi buradaki su aktifleşecek bakın. Sizi böyle fırlatacak. Sonra burada yine bir PvP atıyorsunuz. Okyanus kabuklarıyla. Aşağıdaki bir süre sonra bitiyor. Oradan tekrardan erken düşerseniz mermaid'e, en büyük mermaid'i bulup aktifleşmeniz lazım. Evet. Yine bunlar geldi abi. Ben bunlardan nefret ediyorum yani. Çok sinir bozucu var çünkü. Hadi öl. Hayır. Yapma abi, yapma. Bunlar iki tane alay bozanla vurmaya zaten ölüyor yani. Bayağı kolay ölüyorlar. Öldü. Buradan cephane sandığı. Aha, büyük boss gibi şeyden. Boss değil de bu. Zor ölen işte. Gerçi çok da zor ölmüyor ya. Şey işte, tek atan dediğim. Yapma. Ya tek atmıyor da yarı canınızı götürüyor. Öldü. Sıra sende. Sen de öl abi. Tamam, bu da öldü. Ve siren kalbi düşürdü. Bunu da kullanacağız ama ben ilk önce şuradan. Bir de yemek yiyeyim biraz. Peki şimdi. Şuradan sıra kalbini alıp şuna takmanız gerekiyor. Taktıktan sonra şuradakilerin aynısını yapıyorsunuz. Ben hemen yapacağım hatta. Şu mercanla aşağıda galiba, değil mi? Aşağıda. Aşağıda. Şimdi zincirli ortada. Zaten ortada. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane şey var. Bir tane daha var. Onu da vurmamız gerekiyor. Onu vurmak için ben kartal gözü kullanacağım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama en iyi keskin nişancı şeyiyle vurulur o. Çat. En yukarı yaptık. Zaten en yukarı olması gerekiyordu. Tekrardan şunu alay bozan yapacağım ama ben ya. Alay bozan daha iyi vuruyor yani. Sonra buradan tekrardan onaylıyorsunuz işte. Klasik mantık. Evet. Bir şeyler oluyor böyle. Ve şimdi tekrardan su yükseliyor. Adam kustu. Su bayağı yükseliyor burada yani. Şuraya kadar falan yükselecek. Ve şimdi tekrardan savaşa gireceğiz ama bu savaş sirenlerle olacak. Ve o güzelmiş ses aslında siren kraliçesi. Onu da söyleyecek birazdan. Bakın buradaki mermeyi şey. O mermeyi işte. Yükseliyoruz abi. Merhaba. Nasılsın? Sıkışmayayım. Tamam, sıkışmadık. Su yükselmeye devam ediyor ve bitti galiba. Evet. Sonra buradan devam ediyorsunuz yukarıya doğru. Aynen şöyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve buradan şuna vurmanız gerekiyor. Buradan gemiye dönebilirsiniz ama dönmeyin bence gemiye. Gerek yok. Açılmadın mı? Niye açılmıyorsun? Açıldı. Bir an korktum, bug'a girdi falan diye. Evet. Sonra arkadaşlar burada 3 mızrak şey, bu mızraktan var. Bu en güzel silahlardan bir tanesi. Şimdi. Burada Kraken'i göreceğiz. Evet. Arkadaşlar. Evet. Burada savaş yapacağız sirenlerle ve bu silahı kullanmanızı öneririm. Çünkü bu en güçlü silah. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kraken abi. Evet, Kraken arkadaşlar. Ve galiba bizi gördü. Evet. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar biraz. Bu Kraken gidecek ve sirenlerle savaşacağız. Burada ölseniz de problem yok bu arada. Yeniden doğabiliyorsunuz. Burada Kraken resmi falan var. Böyle tuhaf tuhaf şeyler var. Ben sirenlerin kraliçesiyim diyorum.
This is the true majesty of my domain. Your courage has carried you farther than I anticipated, but I will not permit you to desecrate my palace with your presence. Bekliyoruz arkadaşlar. Leave the spire immediately and surrender yourself to my royal guard. Muhafızları arkadaşlar siren demek oluyor. Ama çok kolay ölüyorlar yani. Silahla bile öldürebilirsin ama ben bunu kullanacağım. Evet, şimdi Kraken gidiyor arkadaşlar. Ve burada bir savaşa gidiyoruz. Ah, sirenler geldi. Bunlar ikinci aşamada böyle tek yiyebiliyor. Ama tutturmanız lazım tabii ki de. Bunlar siren lideri, bunlara 3 atın bence. Yani daha kolay ölürler. Gerçi 2'de de ölüyor muydu bunlar, hatırlamıyorum. De ölmüyorlar ya. Yani 3 kere vursanız, yani 3 tane şu 3. seviyeyle vursanız ölürler. Abicim ölür müsünüz siz de? Ay. Ölürseniz tekrar burada doğuyorsunuz bu arada, haberiniz olsun. Bekliyoruz. Diğer sirenler. İşin kötü tarafı bu en zorlu yerlerden bir tanesi, çünkü hem suda savaşıyorsunuz hem de sirenleri bazen göremiyorsunuz abi. Öyle yerlere gidiyorlar ki yani. Şimdi sen nereye gittiğini bile göremiyorum ben. Abi nerede bunlar? Ah! Benim canım gidiyor. Canım gitti. Ya ne oluyor? Ha, sen buradasın, tamam. Bulduk abi. Aha. Evet, öldürdüler. Harika abi, öldük. Öldük. Tamam. Evet, birazcık sıkıntı olmuş olabilir. Şundan araba alalım bari, mavi alemimizi de aldık. Hadi lütfen kapıyı açın ya, beni oyalamayın burada. Özellikle sen ölüm bekçisi, lütfen lütfen lütfen. Hadi 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 hadi. Açın kapıyı. Gideyim artık. Oh be. Evet, yine burada doğuyoruz. Ve burada da mızrak var arkadaşlar. Şuradan nefes alayım hatta. Mızraklar burada da var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bundan da alabilirsiniz yani. Problem yok. No problem. Bak. Abi bunları göremiyorsunuz da böyle, o kadar şeyler ki, gıcıklar ki yani. Zar zor görüyorsunuz yani. Bak, maviyle kamuflu oluyorlar. Gidin ya. Tuhaf sesler çıkartıyorlar. Diye ses çıkartıyorlar. Ne oldu be orada? Taştan mı? Taşa mı çarptı? Ne oldu? Siren liderleri de geliyor bu arada. Onlar da yeşil olanlar. Normal sirenler, mavi olanlar ama. Ve sirenler yok abi. Bayağı yok oldular. Nerede bunlar ya? Nefes alayım. Nefes alırken bekleyeyim bari. Bu savaş biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Nerede bu? Ha, şuradaymış. Siren lideri ama bu. Ya bu 3. seviyede tek yiyor yani yine. Evet, öldü. Abicim ne yapıyorsunuz? Ölür müsün? Abi sabit dur. Ay. Ah. Bu da öldü. Siren lideri öldü. Ve bitti. Siren kalbi düşüyor. Yine bunu almanız gerekiyor. Şuradan nefes alıyoruz. Siren kalbini aldıktan sonra şuradaki böyle bir böyle şey, Kara İnci'nin önünde böyle bir alan var ve buradan gitmeniz gerekiyor. Buradan Siren kalesine gireceğiz gördüğünüz gibi. Burada bir kapı var. O kapıyı da puzzle'la açacağız. Nasıl yapıldığını da göstereceğim. Bu arada benim bildiğim kadarıyla bu puzzle'lar değişmiyor ama değişse bile, eğer ki beni iyi dinlediyseniz, ya öğretmen gibi ol, beni iyi dinlediyseniz çocuklar, bu işlemi kolayca çözebilirsiniz falan. Beni iyi dinlediyseniz yani buraları yapabilirsiniz. Şimdi şuradan şeye, şuna siren kalbini koyuyoruz abi yine. Sonra bunlar ortada galiba. Yok, aşağıda. Hepsini aşağı, ikisini de aşağıda yapacağız. İki mermaid'i de aşağıda yapıyoruz. Ve sonra şurada onaylama mermaid'i var. Şunu da aşağıda yaptık. Ve gördüğünüz gibi onaylama mermaid'i. Buna da şey yaptığımızda kapı açılıyor abi. Bu da bayağı şekil. Biz ilk bu şey görevi yaparken abimle, hani ilk de bir tane Jack Sparrow'un pusulasını gösteren bir mağara vardı ya, onu buradaki kapı zannetmiştik. Kapandı falan zannetmiştik. Neyse.
Buradan gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu gidiyor böyle. Kapı. Şimdi Siren Kalesi'ndeyiz arkadaşlar. Burada kaydediyor diye biliyorum ama kaydetmedi galiba. Neyse, biz devam edeceğiz zaten. Sonra buraya girdikten sonra şuradan devam edeceksin. Şuradan nefes alayım ama. Ha. Ve yemek yiyeyim. Ananas yesem mi? Hadi yiyeyim ya. Canım bayağı az zaten. Buradan yukarı doğru gitmeniz gerekiyor. Benim yaptığım adımları takip ederseniz kolayca bu görevi yaparsınız. Oh, evet. Burada Kraken. Şurayı kırıyoruz abi. Şuna şey vuruyoruz. Öbürüsü açılıyor. Buna su var mıydı? Yok. Yok vardı. Burada yine savaşıyorduk abi bu arada. Çok sinir bozucu. Bu arada burada hani şeyler falan. Bir de bir şeye bakacağım. Bu acaba kaydetti mi? Aa, kaydetmiş. Arkadaşlar bu kaleyi açtığınızda burası kaydoluyor, haberiniz olsun. Görev kaydoluyor ama nedense bug var galiba oyunda. Şu anda gözükmüyor hiçbir şey. Ya bende bug var arkadaşlar biraz. O yüzden kusura bakmayın. Ama siz de muhtemelen aşağıda kaydedildi falan diye yazar işte. Birazcık bekleyeceğiz. Sirenleri. Pardon, burada şey savaş yoktu değil mi? Doğru, ben karıştırdım arkadaşlar, burada savaş yoktu, unuttum. Şuradan nefes alalım abi. Nefes alacak alan var gerçi, yukarıda var. Yukarı çıkarak nefes alabilirsiniz. Şimdi burada yine bir puzzle çözüyoruz. Bu yukarıda abi, zincirli yukarıda. Bu arada bu puzzle'ı hani böyle haritada şey böyle kaleler var, su altı kaleleri. Oradan world event yapıyorsunuz ve onlarda da bu tarz puzzle'lar çözüyorsunuz. Bu ortada mesela siren kalbi. Pardon, zincirli. Bu ortadaymış. En sonki de aşağıda herhalde. Aynen, bu hiç değişmiyor galiba. Hepsi aşağı, böyle sıralaması var yani. Sonra yaptıktan sonra onaylama mermaidini bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Size yerini göstereyim. Arkadaşlar onay mermaidi şurada, buna silahla ateş etmeniz lazım. Vurduktan sonra gördüğünüz gibi şey oluyor. Oluyor yani. Sonra savaş oluyor muydu ya, ben hatırlamıyorum ki. Savaş oluyor galiba sonra, bilmiyorum. Kapı da açılıyor. Su inip kapı açılıyordu değil mi galiba? Aynen, su inip kapı açılıyor. Savaş da olabilir, hatırlamıyorum, hiç hatırlamıyorum. Kapı açılacak mı? Yok, evet, burada savaş oluyormuş ama su indikten sonra, kasası çözdükten sonra oluyormuş. Neden bunlarla iyice ölüyorlar abi bunlar. İkinci seviyede ölüyorlar abi bunlar. İkinci seviye yapınca ölüyorlar. Bu da öldü. Birazcık bekleyin, daha spawn olacak galiba. Şu müzik aynı. Benim ya. Git. Ah be. Teleport. Heh. Öldü. Oo, büyük olandan çıktı falan filan. Oo, bir tane büyük. Bunlar zaten max abi, ölüyor. Bu şey bayağı güçlü bu arada, bu elimdeki silah. Oyunun en güçlü silahı galiba. Zaferinizin bir önemi yok. Ha, hiç önemi yok zaten. Şuradaki makarayı kullanarak kapıyı açabiliyorduk galiba. Bu arada bu kapıyı açtıktan sonra hızlı davranın çünkü tekrar kapanıyor arkanızdan, haberiniz olsun. Açıp hemen içeri gireceğiz. Açıyoruz abi. Açıyoruz. Açtık, içeri girin hemen. Kapanacak arkadan. Evet, kapanıyor. Kapanıyor. Her gibi kapandı. Müthiş ya. Buradan gidiliyor. Neyse. Ama buradan gitmiyoruz galiba. Ne oldu be? Aa, sıkıştım. Bug'a girdim, öldüm. Neyse. Aşağıda burada ne var? Aşağıya ben de bilmiyorum. Bence hiç gitmeyelim. Neyse. Yapmanız gereken şey şu. Bir hastalık vardı. Koronavirüs var. Allah. Şey, Kraken geçiyor. Neyse.
Şuradan şey arkadaşlar, bunu indiriyorsunuz işte buradan. Bu batık mıdır nedir ondan. Sonra hemen bindiniz lazım abi, yoksa geri kalkıyor. Aynen. Sizi bu şimdi yukarı taşıyacak. Gördüğünüz gibi gidiyor yukarı. Bunun aşağıda ne var ya? Bu tuvalı yaptığımda hiç aşağıya bakmadım ve bence bakmayayım. Geldik. Şuraya gideceksiniz. Buradan gidiyoruz. Burada yine bir tane puzzle çözüyoruz bu arada. Ya bu şey Telltale kısacası puzzle'lardan oluşuyor. 95 falan görüyoruz. Kraken geçiyor. Çok havalı ya. Kraken'e bak. İlk defa bu kadar erken, yani şey yakından görüyorsunuz. Erken diyorum yakından. Var burada journal var. Bunu okursanız %100 tamamlayabiliyorsunuz ya, ama hepsini okumanız lazım bu görevde. Ben hepsini bilmediğim için. Şimdi yapmanız gereken, ben yanlış yere geldim. Neyse, şuradan yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Benim yaptığımı yapmayın. Bunu buraya atlıyorsunuz ve sonra buradan şuraya atlamanız lazım. Sonra buraya yine bir puzzle. Her zamanki gibi. Ananas yemeyeceğim ya. Bakın. Zincirli olan aşağıda. Ne oluyor be? Zincirli olan aşağıda arkadaşlar. Bakın, zincirli olan şurada aşağıda. Şu zincirli aşağıya yapıyorsunuz. Aynen. Sonra siren kalbi olan ortada oluyor. Siren kalbi olan nerede? Şuradaki ortada. Ortada mı oluyor? Yok, aşağıda oldu. Pardon. Zaten ortaymış o. Bozdum ya. Neyse, orta yaptık. Şuradan cephane sandığından dolduralım. En sonunda mercanını yukarıda abi. Ama mercanı nerede? Şurada. Bu da yukarıda. Onaylamak için onay mermaidini hemen yerini göstereyim. Bu aşırı tuhaf bir puzzle. Her yer her yerde yani. Şuraya gidiyoruz hemen. Demici olmuşsun. Etrafı dondurma, ne oluyor? Her taraf titriyor ya. Kükürüyor herhalde. Yapmanız gereken şey şuradaki mermaid'i vurmak. Onu vurmak aşırı zor bu arada. Ama vurabilir miyim emin değilim. Bakın, şurada bir tane mermaid var. Belki görebilirsiniz ama. Orada olması gerekiyor ama. Neyse, ateş edin işte oraya doğru. Vurabilirsiniz mesela. Oradaki olay mermaid'ine vurunca oluyor. Şimdi su yükselecek. Biraz bekleyin. Orası silahhane varmış. Kartal gözüyle yapabilirdim ama. Neyse. Evet, içeriye su doluyor tekrardan. Su yükseliyor yani. Şimdi size yan görevi anlatacağım. Hani o dedim ya, chest falan diye. O chest'i almak için şöyle yapacağız. O chest bu arada almak zorunda değil. Ama eğer ki ekstradan kazanç elde etmek istiyorsanız o chest'i alabilirsiniz. Nasıl alındığını ve nasıl yüzeye çıkarttığını da göstereceğim. Allah, oyun doluyor. Şuraya çıkıyorsunuz ve buradan hemen şunu yukarı çekiyorsunuz. Bu Telltale'ın diğerlerinden farklı, dediğim gibi ekstra chest ödülü var. Kaldırıyorsunuz abi iyice. Çok kaldırdık ama. Bu aşağı inmeden önce buraya gitmeniz gerekiyor. Buraya gittikten sonra buraya devam etmeden önce şuradan yan görev için şeyi almamız gerekiyor. Bakın. Şurada kırmızı bir yer var. Buraya girip Silver Blade Key'de, yani gümüş hançer anahtarını alabiliyorsunuz. Bunu alıp bir tane gemi olacak. Onun kaptan köşkündeki chest'i alacağız. Ya orada o chest'i almak zorunda değil ama eğer ki siz dediğim gibi şey yapmak istiyorsanız, ekstra kazanç elde etmek istiyorsanız onu alabilirsiniz. Zorunlu değil ama normalde. Yani o chest'i kaybederseniz üzülmeyin. Çünkü Telltale'ı tamamlamak için o chest gerekli değil. Hatta %100 tamamlamak için bile gerekli değil. %100 tamamlamak için bütün journal'ları okumanız gerekiyor. Ve ben hepsinin nerede olduğunu bilmiyorum ama bir tane onunla ilgili bir yer var, göstereceğim. Bu arada buradan düşmeyin, dikkatli olun ha. Gerçekten yani dikkatli olun, düşmeyin oradan. Gittikten sonra yine şu şeyi vuruyorsunuz. Burada Kraken'le savaşacağız. Ama daha sonra. İnşallah vurabilmişimdir ve vuramamışım. Vurdum. Anahtarı da alıp gidiyoruz abi. Burada bir batık var. Batığa gelmeniz gerekiyor.
batığa çıktıktan sonra hemen şuraya açıyorsunuz. Bakın burada sonsuz keder sandığı var veya aynen sonsuz keder sandığı. Bu en değerli chestlerden bir tanesi. Bu arada ağlama sesi geliyormuş bu chestten. Su akıyor gördüğünüz gibi. Şimdi sonra burada arkadaşlar şuradan size top atmaya başlayacaklar. Burada dediğim gibi yine demiştim de hasar almıyorsunuz. Yapmanız gereken şey hızlı bir şekilde çapayı kaldırmak. Bu çapayı birkaç kez kaldırdıktan sonra arkadaşlar çapa en aşağıya geri düşecek. Birkaç kez bunu yapmanız lazım. Siz bunu yaparken arkadaşınız da sizi korusun şöyle top kaldırarak. Amacınız buradaki çapayı kaldırmak abi. Bunu birkaç kez yapıyorsunuz böyle biraz uzun sürüyor tabii. Krakerin gelmesi lazım arkadaşlar. Bakın olmadı, aşağı düştü. En aşağıya düştü. Tekrardan çalışıyoruz arkadaşlar bunu kaldırmaya. Ve tek bir kişi kaldırabiliyor. Çapa bayağı güzel, bu üstünde mercanlar falan var. Normalde kalyon muymuş? Şalupa değil, hayır. Şalupa mı? Hayır, kalyon. 4 tane şey var ve kaptan koştum falan var. Ama böyle, bu ne be böyle kalyon mu? Çünkü burada yok, ben aşağı düştüm. Evet, aşağı düştüyseniz şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar, korkmanıza. Yapmanız gereken şey şuradan öyküye devam et butonuna tıklamak, buradaki mermaid'den. Ya problem yok, düştüyseniz eğer ki stres yapmayın, buradan hemen yukarıda tekrar çıkabilirsiniz. Ya o yüzden korkmayın aşağı düşmekten. Aşağı düşebilirsiniz. O chest'i bu arada ben almaya çalışacağım. Çünkü hiç alamadım ben. Ama nasıl alınacağını biliyorum. Ya nasıl alınacağını biliyorum ama hiç alamadım. Hep bir aksilik, hep bir şey oldu çünkü. Evet, yukarıya şeyler toplatıyorlar. Yine. Bunu birkaç kez böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Allah. Dur ananasın ya. Zaten bunlar ateş edemiyor, beceremiyor. Sonluyorum. Bu arada bunu yaptıkça gemi yukarı kalkıyor. Kraken geçiyor. Bunlar vuramıyor bile ya. Beni bırakın, gemiyi vuramıyor yani. Gemiyi bile vuramıyor. Siz saçma yapın. Geminin 1 kilometre üstüne atıyorlar yani. Bunu birkaç kez yapacaksınız. Birazcık sabır işi o da. Kraken etrafı falan titretiyor böyle. Ya burası bayağı uzun sürüyor bu arada. Daha biz şeyin, Tall Tale'ın böyle ortalarında falan. Aynen abi. Ortalarında falan abi. Tall Tale'ın. Bu arada kayıttayız değil mi? Aynen kayıttayız. Ya çünkü korkuyorum. Arada oluyor. Gerçi hiç olmadı ama ben yine de şey, dikkat edeyim ona. Neden atamıyor ya, çok saçma. Ama burada gemiye çarptığından hiçbir problemim bak. Mesela yanlışlıkla attı abi, yanlışlık oldu. Bu chest çok güzel yalnız ya, şuna bakar mısınız? Çok güzel, yeri falan hissediyor böyle. Bu gemiyi bu yatırmış işte. Bu arada Beyaz Olsun'un chest'i sadece bu Tolkien'dan değil de şeyden falan da, Skeleton Fort'tan da çıkabiliyor veya Athena görevi falan yaparsanız da çıkabilir kartınız olmuşu. Veya işte dediğim gibi batıklardan çıkabiliyor, gibi batıklarından. Yani çoğu yerden elde edebiliyorsunuz içerisinde. Bir süre bunu yaptıktan sonra Kraken gelecek. Kraken'in gelmesini bekliyoruz. Bu arada Kraken geldi, Kraken'le savaşacağız ve Kraken'le savaştıktan sonra chest değiştiriyoruz. Yani chest o zaman alalım. Yoksa yani düşersiniz chest orada kalır falan, hiç uğraşmaya değmez yani. Siz aşağıya düşersiniz, aşağıda kalır. Siz de bir daha bir şey yapamazsınız. Özellikle Kraken geldikten sonra çok dikkat edin abi. Bu arada hala olmadı, çok üzüldüm. Bir tane içecek kutusu var. Oo, bayağı bir şey varmış burada. Alalım bir şeyler. Burası çok uzun sürüyor bu arada ya.
çapa. Bu arada arkadaşlar, bu çapa kalkarken de size bir like kanalıma biraz kısacağım. Bayağı kısacağım. Arkadaşlar ben şey diyeyim bir de burada. Hani videoları beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız bir like atıp kanalıma abone olmak seviyorum. Aynı zamanda hani çok değil videoları seviyor musunuz? Ne tarz videolar çekeyim mi? Yorumlarda bilirsin. Çünkü ben şunu anladım, mavisi yok değil videolar o kadar seviyorum. Yani ilk de seviyordum ama Tall Tales serisi bence pek sevilecek gibi gelmedi bana. Aranızda oynayanlar varsa bu arada veririm oyunu. Bayağı güzel bir oyun. En son videom kaç gönlük yandı, bundan kaç gönlük yandı falandı. O yüzden videomun da çok bir şey yapacağını düşünmüyorum ama eğer ki oynayan oyuncular varsa aranızda veya yaşlı oyuncular işte böyle yani görüp de bu videoyu tıklayıp izlerse yani kısacası rehber videosu arkadaşlar. Ama siz izleyebilirsiniz. Eğlenmek için. Bu arada size oyunu şeyde hani yaz indiriminde almanızı tavsiye ederim. Çünkü normalde bayağı pahalı. Ben de yaz indiriminde aldım çünkü. Yaz indiriminde bayağı fazla düşüyor. 30 TL'ye bile düşüyor yani fiyatı. Normalde 60 TL'ye falan. 30 TL'ye alabiliyorsunuz şeyde. Ve gayet de güzel oluyor yani 30 TL'ye denk getirirsiniz. Crack de indirebilirsiniz ama bence crack indirmeyin. Çünkü crack indirirseniz ya bilgisayarınız kılışır. 80 GB olduğu için. Hem de update'ler geldiğinde güncellemez, hem de işte online oynayamaz falan. Sayı sıkıcı olur yani. Crack indirmeyin. Aha. Bir şeyler oluyor. Yo, olmuyor. Hani bir çapa durdu da o yüzden anlamadım. Bir şeyler oldu sanırım. Neyse. Bir de şey diyorum işte. Lütfen bunlar. Minecraft'a devam edeyim. Falan. Bu arada yanlış biliyordu olabilirim. Ben top falan bassam diye düşünmedim değil abi. Toplar nerede ki, o da var. Ha burada. Bakın sonsuz top var yani. Onlar bile tekrar yenilebilir kadarıyla. Arada şöyle bir top atayım da bari. Bu arada çok fazla tırtıl var. Eğer ki yani dediğim gibi isterseniz devam çıkacağım. Şu anda da bu şeyin Hyper Strife'ın 3. bölümündeyiz. Bu arada bu video bayağı bir uzun oldu ya. Bir saatlik geçti bile. 2 saat falan ben bunu nasıl yayınlarım? Onu da hiçbir fikrim yok. Bu çok uzun sürüyor. Arkadaşlar şöyle yapalım, ben bunu birkaç kez böyle indirim şey yaptıktan sonra hani o kraken geldiği zaman tekrar videoyu devam edelim. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ben Tolteyalı yanlış biliyormuşum yani. Nasıl hissettiğimi de bilmiyorum ama yanlış biliyormuşum. Arkadaşlar ilk öncelikle yapmamız gereken şey burada top alıp şu şeyleri öldürmekmiş arkadaşlar. İlk öncelikle bunları öldürüyoruz. Buradaki şeyleri, düşmanları öldürmeniz gerekiyor. Bir nefsini öldürmeniz lazım arkadaşlar. Kendi etrafı sallıyor arada. Bir etkileri. Bir nefsi öldü mü? Yok, bir tane kaldı da abla. Arkadaşlar bu metin bütün şeyleri, düşmanları öldürmeniz gerekiyor. Tırmanız da gerekiyor aynı zamanda. Buradaki öldü, şurada. Arkadaşlar onu öldürdük de, aha bir tane daha var şurada. Ay ne oluyor ya? Aa topum bitti. Bunlar yeniden spawn oluyor ama. Azıcık dayanmanız lazım. Arkadaşlar burada bir süre dayandıktan sonra çapayı kaldırmanız gerekiyormuş. Ben erken davrandım biraz. Kusura bakmayın. Ben çok iyi biliyorum ya. Önce bunları öldürmeniz lazım. Bu arada bu Tolteyalı 100 tamamlamak için şu chest gerekliymiş. Ve satarsanız da 6000 ve 7000 arasında bir para kazanıyormuşsunuz. 6000 ve 7000 arasında değişiyormuş kazandığınız para. Evet, öldü arkadaşlar. Şimdi şuradaki çapayı çekiyoruz. İkinci aşamadayız şimdi. İlk aşamayı tamamladık.
ikinci aşamadayız. Bu arada inşallah Flo'yu yetiştirebilirim. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Ya arkadaşlar bunun için kusura bakmayın, ben de daha yeni sonra bunu kaldırdıktan sonra Kraken'imiz yukarı doğru çekmesi lazımmış. Yani Kraken gelecek ve ona savaşacağız işte. Nasıl açısını bulmaya çok iyi. Aa, burada da şeyler çıktı ama. Sonra modlar çıktı. Ya şu kaldırabilirsek kaldıralım da mı? Yine aşağıya düştü abi. Güzel. Şimdi arkadaşlar sıra bunlarda. Bunları öldürmemiz lazım. Hiç aşağı doğru gidiyoruz orada. Dikkatli olmak lazım yani. Bayağı kötü çok kolaydı. Burada var galiba bir şey. Hadi öl. Öldü. Şimdi de tekrardan kaldırıyoruz arkadaşlar. Çok ayıp bir şey. Oh, ölmemişler. Tekrar spamlıyorlar. Hayır 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 ya. Kaç kez bu spamlı olacaklar herhalde. Al öldüm zaten. Neyse tekrardan doğalım. Bu videoyu yetiştirebilirim umarım ya. Pek emin değilim çünkü daha var bir şeyler. Daha kraliçeyle savaşacağız. Of ya. Daha çok var. Gerçi kraliçeyle savaştıktan sonra kolay ama gerçi o kraliçeyi öldürdükten sonra bitiyor. Böyle bir şey. Video kaç dakika oldu acaba? Bu arada kayıttayız değil mi? Aynen kayıttayız. Soltail çok zor. Yani uzun sürüyor. Oo, biz bayağı inmişiz. Ya bu arada bunu iki kişinin yapabilirim. Daha kolay olur. Yani bir kişi şeyler öldürmeye çalışırken de bir kişi çapayı kaldırması lazım. Bu sayede şeklinde siz de bu arada şu şeyle chest'le de %100 tamamlamak istiyorsunuz, o chest'i almanız gerekiyormuş. 6000 ile 7000 arası para alıyorsunuz, gayet güzel ve bayağı da rıza duruyorum. Ama ben o chest'i satmak istiyorum. Ya satsam bile videoya koymam. Ne gerek var? Ben siz biliyorsunuz. Şey o altı çizgi çizgi satacağız. Oradan bu neden bu kadar fazla çizgi? Hadi abi ya öldükçe iyisi spamlanıyor ya. En gücük olduğum şey. Var bak, ölüyorlar yenileri geliyor. Ölüyorlar yenileri geliyor. Türkiye'ye giriyor. Of. Ya ölüyoruz. Olduğunuz gibi ölüyoruz işte. Tekrar yukarı çekmemiz lazım. Kısacası bu Telltale'ı tek başınıza yapmayın. Biraz daha çekilmiş. Sonra Kraken gelip sizi böyle yukarı çekecek ve onu öldürmeniz gerekecek toplam. Buralar en zor kısımlar bu arada. Ondan sonra bayağı kolaylaşıyor. Evet. Trakalist konuşuyor. Bu kadar yeter falan diye. Evet. Bir saattir buraya ulaşmaya çalıştık ama başaramadık. Ya kısacası beceremedim. Yani itiraf edip bilmiyorum. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Allah düştük bir yavruya aşağıya. Evet, Kraken geliyor arkadaşlar. Ağzımız suyu falan attı. Eyvah. Bunlar geliyor. Biz bunları zaten bunlar geliyor. Bu şeyleri okyanus kabuklarını öldürmemiz gerekiyor. Şu chest de bayağı değerli. Neler sanırım. Değişik bir şey. Burada çok çıktı.
Allah. Nasıl çıkartacağınızı herkese bir tane göstereceğim. Abi yapmayın. Öleceğim ya. Yemek yiyeyim biraz. Abi yapmayın. Nasıl suyu mu atıyor kreterini anlamadım. Bir şeyler oldu. Dur sen de abi. Öldü. Ne oluyor? Kraken çıkıyor değil mi burada? Oo, çapa inmeye devam ediyor ama. Çapayı kaldırmaya devam ediyor. Sonra kraken bizi tekrardan yakalayacak. Aha. Evet. Kraken bizi iyice yukarıya doğru çekiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve burada şey bizi bırakacak, aynen. Saldırıyor abi. Evet. Şimdi Kraken'i öldürmeye çalışıyoruz. Allah yapma kardeş ya. Bunu top atarak öldürüyorsunuz. Yani çalışmıyor bu aslında. Birazcık zaman alıyor. Bunu silahla falan da öldürebiliyorsunuz. Topu mu geldi? Yo. Top alayım. Kraken'i burada öldürürüz abi. Ne güzel atın. Ah, ne oldu? Aa, şey yaptı. Şeyler oluyor. Ben buna top atamıyorum. Ha. Aa, ısırdı beni. Diyeceğim Kraken efsane vuruyor. Alan asana nasıl abi, alan asıyı. Ananas direkt fulluyor ya, çok güzel. Ah. Yapma ya. Ha. Arkadaşlar böyle bayağı sürüyor yani. Ah, sürüyor ya. Bunu 2-3 kişi daha kolay kesersiniz çünkü yani bayağı toplar. Bunu toplar sınırsız diyebiliyorum ben. Yo, sınırsız değilmiş, inlenmiyor ama bayağı var işte ya, edecek kadar var. Evet, öldü. Ne cüret, krallığı vazisizdir beni, nasıl cüret edersiz, sakin kızı incitmeye mi geldi? Evet. Bu arada galiba bu kaydetti ama ben bir bakayım görevlere. Aynen, son bölüm kaydetmiş arkadaşlar. Ama bu baya baya konuşuyor. Buralar falan kırılmış böyle. Şöyle birazcık şu konuşması bitsin, ondan sonra devam edeceğim. Onu bu çapa inmeye başlamış. Ya ne oluyor ya? Çapayı da bozduk. Tamamen yukarı kaldıracağız arkadaşlar şimdi. Artık savaş, son savaşa geldik. Siren Kraliçesi ile savaş. Boss arkadaşlar bu arada. Şimdi boss fight atacağız. Sizler ki bu Toltail'ı burada %100 tamamlamak istiyorsanız jurnalları okumanız lazım, kitapları. Harika çıkmasını bekliyorum. Çıktı. Şimdi buradaki chest'i alıyorsunuz. Eğer ki siz bu Toltail'ı %100 tamamlamak istiyorsanız alın bunu. Sonra buradan çıkıyorsunuz ama bence burada dikkat edin. Düşerseniz çünkü bütün her şey gider. Siz de gidersiniz. Şuraya atlamanız lazım. Hayır 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 ya. Düşüyordum az kalsın. Ne oldu? Aa, bug'a mı girdim? Ah, tamam. Chest almak istiyorum. Burada ağlama sesi geliyor chest'ten. Garip. Şuraya hani atladım. Çok güzel abi. Hayır. Aa, bir şey diyeceğim, ben nereye düştüm ya? Abi, sapan bir yere düştüm. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya bu chest bende olmadı arkadaşlar. Hatta en aşağıya attım yanlışlıkla. Neyse, ben bunu alamadım ya kısacası. Yine başarısız oldum. Neyse, atlayayım öleyim. Hemen tekrardan gemiye döneyim.
Arkadaşlar yani kısacası orada ben yapamadım, chest'i alamadım. Ama siz isterseniz alabilirsiniz. Eğer ki satabilirseniz de satarsınız. Nasıl şey buraya çıkartılacağını da söyleyeceğim. 6000 7000 gibi bir para alıyorsunuz bu arada eğer ki satarsanız. Minimum 6000, maksimum 7000 alıyorsunuz. Haberiniz olsun yani. Ama ben alamadım. Neyse, zaten amacım almak değildi. Tall Tale'ın nasıl yapıldığını göstermek. Daha direkt hatta buraya attı abi. Sıkıntı yok. Buraya geldikten sonra burada kapı bir süre sonra açılacak. Normalde chest önüne bırakın falan diyorlar ama ben bir keresinde bırakmadan açılmıştı. Bu arada dışarıda ne oluyor? Çocuk sesleri geliyor. Allah düştü. Galiba öyle değilmiş ya. Ben yanlış biliyormuşum. Neyse, o chest'i buraya bırakıp arkadaşlar böyle bir kapı açılacak. İşte oradaki kapıdan bazı journal'ları okuyacaksınız, böyle duvardaki yazıları. Başka hiçbir şey yok oradan. O yazıları da okuduktan sonra işte buradan devam edeceksiniz. Yani buradan %100 tamamlamak için oraya açın. Ama ben şu anda o commendation'ları, yani başarıları yapmadan buradan girme dön diyebilirsiniz ama demeyeceğim ben. Buradan şunu açıyoruz arkadaşlar. Burada Siren kraliçesiyle boss fight atıyoruz. Geldik. Bir süre bekletiyor. Onu öldürdükten sonra burası açılıyordu galiba. Burası açılıyordu. Tamam. İçerideyiz şu anda. Face to face at last. Nihayet yüz yüze. What strange creatures you land dwellers are. How comical. And yet when I stare into your eyes, I sense you truly do not know why it is varmış. Su varmış. Buradan gittiğiniz zaman burada aşağıda su var, haberiniz olsun. You are to be granted a singular honor. Umarım boss fight da kolay çıkıyor. Abi. Usta adam çünkü. Burada şeyle, Sıran kraliçesiyle savaşacağız. Onu öldürmemiz gerekiyor. Sonra neler yapılacağını göstereceğim. Bu arada hani o Jack'in pusulası var ya, onu almanız gerekiyor galiba yapmanız için tamamen. Ve ver. Hayır. Bence tam tersi olacak. Sen öleceksin ama hadi bakalım. Hadi öl abi. Tutturamadım bu arada. Siren kraliçesi. Bu arada bu Siren kraliçesi aşırı çirkin ha. Harbi bak. Şimdi dikkatli incelerseniz aşırı çirkin bir şey. Abicim. Uğraştırma beni. Hiç vuramıyorsun da. Abi boş vur, şey yapma. Boşuna uğraşma benimle. Arada bir sirenler geliyor. Senin için daha fazla hızlıyım. Abicim bir kere korkma ya. Bir kere korkmadan değilmiş ya. Askerlerim ayak olacak. Allah Allah. Bir kere zaten korkmadan sen savaşsan şaşardım. Bu sirenler geliyor yine. Aha. Siren lideri. Bunları öldürün. Buna son PvP oldu. Öldü mü bu arada? Ha, ölmüş. Öyle bir animasyon sahip ki. Hadi sen de öl. Ya bir gitme, o kadar hızlısın ki. Gitme. Çok hızlısın. Siren kraliçesi geldi yine. Bunu öldürün yani. Abi bir şeyler yapıp bu büyümeyi bir şeyler yaptı ama hadi hayırlı işler abi. Aa, silahım gitti. Bunlar çok kolay. Seni öldürdüğümde o kadar kolay olamayacak ama beklesen. Buradan alevimizi alalım. Orada evin dışında tuhaf şeyler oluyor şu an gerçek hayatta. Evin dışında çocuklar bağırıyor. Evin dışarısından çığlık sesleri geliyor. Neyse. Hemen şey yapalım. Allah! Aa, bir dakika, silah alayım. Bir daha asla olmayacak. Evet, çünkü çoktan ihanet etmişler. Ya nereden canım gidiyor ya? Sen mi yapıyorsun? Siren lideri öldü. Bir tane daha siren lideri var şurada. Bu sirenler bayağı sıkıntı ya. Ya aşağımda dolaşma. Yok. David Jones çok iyi istiyor ve ben sözünü alacağım. Allah Allah. Sen David Jones'un muhafızı mısın? Öldü bu da galiba. Siren kraliçesi geldi yine. Ya birazcık uzun sürüyor arkadaşlar yani, görüyorsunuz bunu. Abi mermilerimiz havada çarpmıştı. Gitme. Yeter. Yapamam ben. Hayır. My siren king, forgive me.
Bahşişi tekrar intikamımızı almaktı. Dad mı kazanacaksın falan diyor. Daha ne oldu? Bahar öldü. Öldü adam. Pardon. Aaa bu da böyle düşüyor mu? Şimdi sonra şurası açık oluyordu. Aynen. Burayı vurarak açabiliyoruz işte. Açmadan önce etraf falan bir bakayım. Burada unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Aynen yok. Buradan gidiyoruz. Aşağı doğru gittikten sonra şuradan devam edeceğiz işte. Veya da burası tuzak da olabilir, emin değilim. Bir şey diyeceğim, burası neresiydi abi? Üstümde kapandı. Korkutmayın beni. Burası için şey... şurada şey varmış, ben bunu nasıl görmedim ya. Bir an korktum, tuzak falan zaten. Buraya gittikten sonra burada mermaid denilen şeyler var. Bunları arkadaşlar silah öldürmeniz gerekiyor. Böyle vuruyorsunuz, bunları patlatıyorsunuz, kırıyorsunuz. Kırmanız gerekiyor bir süre. Evet. İçinden insan çıkıyor. Hepsini uygulayın bunları. Bu da şey yaptı. Sıra bunda. Tamam. Bir dakika şuradan. Bir şeye baktım mı? Evet. Gördüğünüz gibi bunlar uyanıyor. Bu gips arkadaşlar bu arada. Mother is love, but that's one dream I'm glad to be woke from. Ay, my head's still ringing. Birazcık sesi açacağım, çok kısık geldi. So sad. Şimdi Jack'in pusulasını almanız gerekiyor bu arada bunun için. Çünkü Jack'in pusulasını bu gipse vereceğiz. It's all fading away. Me, I just as soon as not remember. Oh, I assume we have you to thank for our rescue. After we were captured by those scaly songstresses, I thought we'd be fish food for sure. Josh and me Gibbs, at your service. First mate of the Black Pearl. Well, former first mate now. The Dutchman, she finally overtook us, and we were dragged down right along with her. But then, as you're in possession of Jack's compass, I'd wager you've already seen the fate of the Pearl. As to her captain, since you're here, might I surmise that Jack's not quite as dead as we were led to believe? Arkadaşlar bu arada ben şeyde düşünüyorum, o chest'i nereden şey yapıyorduk? Bakın buraya hazineyi depolayabiliyorsunuz arkadaşlar. O chest'i buraya depolayıp gemime döndüğünüzde bir tane şey geliyor böyle. Bir şey geliyor işte. Ondan hazineyi geri toplayabiliyorsunuz o chest'i. Haberiniz olsun yani. Tamam. Bunlar konuşuyor falan. Birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Biz ilk bu Telltale'ı yaparken abimle fail'lamıştık. Biz direkt bundan gelmiştik, gitmiştik. Şöyle biz bunları görmeden direkt buradan gitmiştik. Sakın öyle yapmayın, yoksa görev başarısız olur. Ah. Ne oluyor? Suyun altındayım. Where do we start? Well, we brought Jack back from the dead once before, so we know it can be done. We all just need to put our heads together with anyone who's willing to help. Oh, and I'll be needing Jack. Aa, şurada şey var, bakın büyük mermerin bir şeyden. Şu ne bu arada? But we've still a debt to repay. O ne, totem mi o ne? So we'll gladly help you any way we can once we've reached land. Tuhaf bir şey var. Neyse arkadaşlar, Jack Sparrow'un pusulasını kimse vermemiz gerekiyor. For now, farewell. Şimdi bunlar gidiyor. Gördüğünüz gibi şuraya doğru gitti. Düşme kardeşim, dikkatli ol, git hadi. Bu adam da gitti. Gittiler. Şimdi artık Telltale bitti arkadaşlar. Aa şey, mercan içinden geçti. Ağaçtan geçiliyormuş. Deneyimli bir gemiyle bir başarı verdi. Aa bak, bu 8 mi veriyormuş. Aa sıkışarak öldüm. Neyse arkadaşlar, Telltale tamamlandı. 8000 para verdi hatta. Ve gemi ışınlandım. Ne oldu? Birkaç kez sıkışarak öldüm. Neyse, bu şekilde Telltale'ı bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bayağı uzundu ve gerçekten uzun bir Telltale'dı ama bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.
Ve diğer tall tale'ımız da açılmış oluyor bunu yaptığınızda. Video bayağı uzun oldu. Şurada videoyu bitireceğim. Direkt hiç outpost'a modpost'a zaten gitmeyeceğim. Hemen şurada bitireceğim abi videoyu oturarak şöyle. Hemen şöyle videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Yani. Neyse, başka videolar görüşmek üzere. Çok iyi bakın. Bye bye.